Kur'an'ı öğrenmenin zirve noktası hafızlıktır. Hafızlık merasimi de merasimlerin en hayırlısıdır. Ülkemizde elhamdülillah yıl boyu neredeyse hafızlık merasimleri, icazet merasimleri yapıyoruz. İcazet namelerini veriyoruz hafızlarımıza. 2022 yılında 12 bin kadar hafızımız başarılı oldular. İcazet namelerini aldılar. Elhamdülillah. Şu an itibariyle 200 bin kadar oldu icazetnamesi olan hafızlarımızın sayısı. Bir o kadar da hafızlığını tamamlamış ama icazetname almamış olan hafızlarımız var. 400 bin civarında, belki daha fazla. Yeterli mi? Değil. Nüfusumuza baktığımız zaman daha fazla hafızımızın olması icap ediyor. Hafızlarımız inşallah eğitimlerini tamamlayıp mihraplarımıza imam olacaklar. Minberlerimizde, kürsülerimizde hatip olacaklar inşallah. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak istiyoruz ki İmamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftilerimiz bünyemizde görev yapan bütün hocalarımız öncelikle hafız olsunlar. Hafızlık mihraba, minbere, kürsüye çok yakışıyor. İnşallah hafızlarımız İmam Hatip tahsillerini tamamlayıp İlahiyat Fakültesi tahsillerini alacaklar. Hafızlarımızdan istiyoruz ki tefsir doçentleri, profesörleri, hadis, kelam, fıkıh, İlahiyat Fakültesindeki bütün ana bilim dallarında çalışan hocalarımız hafızlarımızdan olsun. Bunu arz ediyoruz. İmam Hatip liselerinde görev yapan hocalarımız, öğretmenlerimiz hafızlardan olsun. Derslerde, kürsülerde ders anlatırken hafız öğretmenlerimiz derslerini anlatsınlar. Bunu arzu ediyoruz. Ama şimdi öyle mi? Şimdi bundan 15 sene önce, 20 sene önce 100 öğrencisi olan bir fakültenin 2000 öğrencisi var. 3000-5000 öğrencisi olan idari fakülteleri var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi okullarda seçmeli Kur'an-ı Kerim dersleri var. Seçmeli Peygamber Efendimiz'in hayatı dersleri var. 10 sene önce, 11-12 sene önce gerçekleşti. Ama 13 sene önce sizlere bile sorsalardı ülkemizde okullarda seçmeli Kur'an-ı Kerim dersi ya da Kur'an-ı Kerim dersi düşünülüyormuş, ne dersiniz diye sorsalardı, olmaz böyle bir şey, yapılamaz böyle bir şey denirdi. Derdiniz, derdik öyle diye. Ama oldu. Peki bunu yeterince değerlendiriyor muyuz? Şimdi işte önümüzdeki haftalarda seçmeli derslerle ilgili tercihler başlayacak. Bu kadar büyük emeklerle elde edilen haklarımızı yeterince kullanmamız lazım değerli kardeşlerim. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi yönlendirmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim derslerini seçmeleri için rehberlik etmemiz lazım. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hutbelerde dile getiriyoruz ama yeterli değil. Anneler, babalar,
Peki diğer %85 dinini nereden öğrenecek? Kitabını nereden öğrenecek? Ya yaz Kur'an kurslarında camilere gelecek ya da hafta sonlarında camilere gelecek, öğrenecekler. Ya da işte fırsat. Eğer isterse bir okulda bütün öğrenciler Kur'an-ı Kerim dersini seçebilirler. Bu imkan var. Bu imkan var. Okul müdürlerimizin bu imkanı iyi değerlendirmesi lazım. Okul müdürlerimize sesleniyorum. Allah'ın kitabını öğrencilerimize öğretmeleri için, öğrenmeleri için teşvik edin, rehberlik yapın. Bundan siz de kazançlı olacaksınız. Siz de bundan sevap alacaksınız. Bazı okullarda %10'larda, %20'lerde öğrenci seçiyor. Bu o okul müdürü için gerçekten yani üzülecek bir hadisedir. O okul müdürü için. %10 olur mu? Kur'an-ı Kerim'i seçenler. Diğer %90 öğrenci neden seçmez?